Şimdi yangınlar devam ediyor arkadaşlar. Hala devam ediyor ve bununla ilgili işte Azerbaycan destek verdi sağ olsunlar. Rusya destek verdi ve en son Avrupa Birliği'nden de hala söndürülmedi çünkü. Ne kadar söndürüldü dense de hala söndürülmedi. Avrupa Birliği'nden de destek istedik. Biz de soruyoruz yani Türkiye neden Avrupa Birliği'ne kadar gitti bu sadece bu yangın meselesinden dolayı. Sabotaj da konuşuluyor evet işte. Abi şimdi konuşursam sıkıntı çıkar mı yani? Bence fikirlerimizi özgürce yani abi, söyleyebiliriz diye düşünüyorum yani. Herkes özel jet alıyor, en lüks makam arabalarına biniyor ama halka gelince... Mesela ben şunu sorayım, 8 tane Cumhurbaşkanlığına ait bir uçak var. Adamları mısınız? Niye böyle şey gereksiz gereksiz şey yapıyoruz yani? Öğrenciyim gerçekten. CHP'nin adamları ne demek? Allah Allah ne alaka ya? Devletimize sonsuz güveniyoruz ya. Ne alaka ya? Yok kesinlikle. Ne alaka yani? Siz o zaman CHP'nin adamlarısınız. Gereksiz gereksiz sorular. Allah. Neyi gereksiz ablacığım? Ne? Neyi gereksiz abla? Gereksiz tabii. Sormasın mı insan? Ya Allah'ım ya Rabbim adamlar şey yapma o kadar da insanları şey bırakmadılar herhalde. Yanlış anlama. Adamlar habire cebe indire duruyor. Siz o zaman CHP'nin adamlarısınız. CHP'nin adamlarıyla bir alakası yok. CHP'nin adamları. 8 tane uçağı var Sayın Erdoğan'a. Ben sordum abi. Yok ablaya sormadık. 8 tane uçağı var. 4 tanesini hava kurumuna varsak ne olur? Niye? Zaten var ya gereken şeyler var. Var tabii var ya. Uyduruk konuşmayın ya. Başkanı açıkladı. Yok diyorum. Ya sen uyduruk konuşmayın ya. Abi işte ne diyeceksin yani? Cepte para yok. İnsanlarda, hükümette para yok. Var satmaları mesela. Ne bileyim bu zor durumda gideceksin. Belediye başkanları çok lüks makam arabalarına biniyor. Satacaksın daha ucuzunu alacaksın. O paraya gideceksin. Yangın söndürme işlerine bağışlayacaksın. Devlet olarak yardım edeceksin yani işte yapmaları gereken. Bu kadar zor mu mesela yangınları söndürebilmek için uçak almak? Ya 13 milyon Yunanistan'ın 26 tane sadece 20'lerde yani şimdi rakam yanlış olabilir ama 20'lerde olduğunu biliyorum. Yangın söndürme uçağı var ve Türkiye'nin şu anda kullanılabilir 3 tane yangın söndürme uçağı var. İkisi de kiralık ve geçen de bunu sorduk. Ve Cumhurbaşkanı da söyledi. Uçak yok dedi. Ben söylemiyorum. Cumhurbaşkanı söylüyor. Abi düşünmüyor. Ve bunu söyleyince... Yok düşünmüyorlar. CHP'nin adamındasın işte abi. Ne düşünüyorsun? Yani yangın var. Evet hala devam ediyor. Fakat Avrupa Birliği'nden destek istiyoruz. Bunun için. Yani abi bu bizim tamamen acizliğimiz. Yani ülke olarak, sonuç olarak. Hani devletin üst makamlarında uçaklar, helikopterler bu kadar fazlayken Türk Hava Kurumu'na gelmemesi, elimizde yeterli imkanın bulunmaması, başka ülkelerden yardım istemek bizim ülkemizin acizliği. Hani lafa geldiği zaman çıkıp diyorlar ki şöyle güçlüyüz, Avrupa bizi şöyle kıskanıyor ama sonuç olarak gelip yine o Avrupa'dan biz yardım istiyoruz yani. Yani dönüyoruz oluşuyoruz yine Avrupa'dan yardım böyle istiyoruz. Nasıl itibar oluyor peki? Yani mesela işte Cumhurbaşkanlığına ait 8 tane uçak var. 4'ünü, 3'ünü orman vesaire yani aynı uçak değil tabii ki de yangın söndürme uçağı olarak verseler ve ya şimdi bu itibar mı oldu? Hala yangınlar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığının 8 tane uçağı var. Yangınlar devam ediyor. Sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi bu nasıl itibar oluyor? İşte Türkiye açısından itibar değil. Cumhurbaşkanının kendisine göre itibar oluyor. Yani Türkiye'ye aslında çok büyük zarar. Kardeşimize soralım. Abi çok saçma geliyor bana ya. Harbiden saçma yani. AK Parti gitse yemin ediyorum bu insanlar hani rahat nefes alır gibi geliyor bana. Araplara geldiği zaman her türlü yardım bunun şovunu yapıyor ama kendi ülkemizin, kendi vatandaşımıza geldiğimiz zaman hiçbir yardım, destek göremiyoruz. Ya aynen abi AK Parti'yi var abi görmüyor musun? Adam yolun kenarında bekliyor otobüsten geçerken çay atıyor adamın kafasına. Yani bu yangından bu etkilenen insanlar için hani bir konuşma yapıyor. Konuşmadan sonra çay atıyor galiba benim anladığım kadarıyla. Bununla makarna ile insanların kafasına giriyor. Dinle kitapla eline iki Kur'an alıyor. Bir makarna alıyor insanların kafasına girip herkesi kendine empoze ediyor. Bu yani. Şimdi Türkiye vatandaş olarak vergi ödemeye devam ediyor. Ve neden Türkiye'deki yangınları kendi halledemiyor da Avrupa Birliği'nden destek istiyoruz bu konuyla ilgili? Niye halledemiyor? Çünkü Türk... Nasıl anlamadım abi? Kim yardım istedi Avrupa Birliği'nden? Avrupa Birliği kendisi gönderdi uçakları. Kendisi gönderdi. Türkiye bir talep etmedi onlardan. Çocuk ne diyor? Bak çocuğu dinle. Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweet'i var. Yok öyle bir şey. Abla gir abi. Abi sen yanlış. Yalan onlar. Hepsi yalan. Abi. Hepsi de yalan. Haberde mi gördün abi? Yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Bunlar gözlerinizi açın abi. Açın gözlerinizi. Siz açın gözlerinizi. Öyle bir şey yapınca mi abi? Yok bakayım. Yok öyle bir şey. Zaten bizim vardı. Avrupa Birliği'ne bir talebimiz olmadı bizim. Avrupa Birliği kendisi gönderdi. Hala yangın var abi ne düşünüyorsun? Halen var. Hala olacak. Neden?
Neden abi? Sibirya'da yangın var. Bir aydır devam ediyor. Onu biliyor musunuz? Sibirya'da yangın. Sibirya'da. Yakutistan'da var. Sibirya. Bizde bu teröristler yakıyor. Burada teröristler yakıyor. Burada teröristler yakıyor. Sibirya'da. Kim yaktıysa yaktı. Ne bileyim ben. Bir uçak başka da yok. Neden abi yok? Ya, neden yok? Ya yok işte. Ne orada biz zamanından beri. Neden yok abi? Çocukluğumuzdan beri. Vergi ödüyoruz. Evet çocukluğumuzdan beri para veriyoruz. Para veriyoruz. Doğru. Yok ama. Devletleri veriyoruz. Onu doğru mu peki abi? Doğru. Neden doğru? Verdik. Tamam ben abi de verdim. Ben bunu inkar etmiyorum. Evet, ben tamam. De verdim adı zaten. Uçaklar var hangarda bekliyor. Hangarda bekliyor. Motorlar kullanılmayan, bakımı olmamış, yapılmamış. Yok yapsaymışlar. Kim uğraşacak abi bunu? Kim yapacak abi? Kurum yapsaymış. CHP mi yap? Anlamadım. Ya. Kim yapacak? CHP ne yaptı onu yapacak? Hayır ya. Anlamadım. Ya kim yapsın abi? CHP ne yapmış onu yapacak? Düğüne gidiyor. Türk Hava Kurumu'nun başkanı düğüne gidiyor. Düğüne gittim dedi Türk Hava Kurumu'nun kayyum heyeti başkanı. Söylemiştir. Türkiye yanıyor düğüne gidiyor abi. Gider. Bu doğru mu? Bu sorumlu. Bu nasıl bir sorumluluk abi? Devleti kim yönetiyor? Alınmış. Kim yönetiyor? Devleti kim yönetiyor? Devleti CHP mi yönetiyor? Başka biri mi yönetiyor? İktidarda kim var? İktidarda kim var? CHP'de bir şey var mı? Var var sonuç olarak yasal bir parti nasıl yok? Nesi var? Ne yapmış? Türkiye ne bir kazık kapmış şimdiye kadar. Tam yangın var biz de onu soruyoruz zaten. Fakat Avrupa Birliği'nden destek istiyoruz bunun için. Hala kim devam istedi? Ediyor. Türkiye olarak destek kim istedi? Nasıl kim istedi? Bayağı hükümet. Bayağı falan kişi. Ülkeyi yönetenler istedi. Avrupa Birliği'nden. Evet. İhtiyaç var demek ki. Ben isteyemem yani. Türkiye yanıyor şu anda. Tamam doğru. Ege Denizi yanıyor. Doğru evet. Ne yapsın? Yunanistan yanarken Yunanistan istiyor. Avrupa Birliği ülkesi. Deniz halletti. 20, çünkü ya geçen tane, sene yangında 20 civarı uçağı var. Yangın söndürme uçağı var Yunanistan'ın abi. Ya tamam da bizim 3. İkisi kiralık. 32 tane yerde yangın var. Bugün 81 tamam, mi diyor? İstemediler. İstemediler. Bizim bir tane uçağımız olmaması utanç verici bir şey değil mi bu? Değil mi? Evet. Bitti ya bu kadar. Yani Tayyip Erdoğan'ın bir tane uçağını satsanız 30 tane uçak alınır diyorlar en az öyle. Yangın söndürme uçağı. Yani uçak Ukrayna gönderdi değil mi? Helikopter. Ya Azerbaycan gönderdi. O biri gönderdi. Hepsi tamam da niye abi gönderiyor ama? Hani ya diyor ya abi sana ihtiyacımız var. Hani diyor ya Türkiye şey dünya bizi kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyor abi? Dünya? He? Uçağımızın olmamasını. Bak güzel cevap. Doğru. Uçağımızın olmamasını. Onlar gülüyor ya. Affedersiniz götü var ya götlerini açıp da gülüyorlar bize. Hani Tayyip'e de bize de. Yani Türkiye çok iyi durumda değil miydi? Avrupa Birliği hani abi tepki gösteriyordu. Çok alçak gönüllü halkız. İBAN paylaştıkları zaman hemen yolluyoruz. Cömert dedi. Cömertsiniz. Şey halkından İBAN şeyi ister. Sen halkına bir ay bakamadın ya. Maske dağıtamadın maske. Bırak onu. Maske dağıtabildin mi? Maske dağıtamadı. Bu ne biliyor abi? Biz fakir bir ülkeyiz abi. Bizde uçak uçak hiçbir şey yok abi. Fakiriz abi. Yani yalan değil yok. Dünya bizi kıskanıyor demesin. Götüyle. Öyle diyor. Yani. Abi götüyle gülüyorlar ya. Tayyip'e de gülüyorlar. Bize de gülüyorlar. Türklere de gülüyorlar. Ama kıskanıyor. Kaç? 2023'te mi? Kaç sene kaldı? 2 sene daha sefasını sürsün. Anladın mı? 2 sene daha sürsün. Türkiye. Ben Türkiye vatandaşıyım. Her şeyi vergi veriyorum. Ama şöyle bir şey var. Zor zamanımızda biz bir hemen şey diyorlar. Hani IBAN belirliyorlar. Hemen destek atıyorlar. Biz tabii ki de sahip çıkıyoruz Türkiye'ye. Ama şöyle bir şey var. En zor zamanımızda neden başka devletlerden bir şey istiyoruz? Tamam, şöyle örnek vereyim. Mesela Almanya'da sel oldu. Tamamen bu konuyla ilgili bütçe ayırdı. Evet. Selle ilgili. Neden? Fakat Türkiye'de sel oldu. Çok üzgünüm. Bunu dalga hiç geçmek için söylemiyorum. Ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan çay attı. Sel alanına gidip çay attı. Yani. Şimdi bunu yani çok üzülerek söylüyorum bunu. Yani vatandaş vergi ödüyor. Sadaka mı veriyorlar millete? Sadaka mı? Çay. Çay ne demek ya? Çay. Türkiye'de iktidar değişmeli mi? Evet abi tabii değişmeli abi. Yani öyle bir soru yok yani bana göre. Gelene kadar değişmesin bence. Yani abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mevzu iktidar falan değil arkadaşlar. Mevzu tamamen böyle bizim insanımız salak. Böyle artı 50 yaş falan böyle bu insanlar. Bak abi üstüne alınma abi ben. Bir dakika bakayım söylesin beyefendi söylesin. Bir bizim insanımız salak abi söylesin, beni bir kesmeyin tamam, ben konuşayım iş, gideceğim. Tamam abi evet, dalma, sen. Dalma. Aha. Bizim insanımız. Tamamdır dalma, abi aman, sen. Dalma. Dalmak lan oğlum. Niye abi? Dur üstüne bakayım, alınan dur. İnsan. Bir saniye dur bakayım. Oo. Abi sen böyle beni dinlemedin ki. Bizim insanımız abi dediğim gibi. Eğer bu böyle devam ederse. Hani herkes geliyor burada konuşmalar yapıyor. O geliyor o soruyor. Herkes neyin ne olduğunu biliyor zaten. Adam çıkıyor Sedat Peker. 15 tane video yayınlıyor. Her şeyi açıklıyor. Ülke böyle böyle diyor. Arka planda dönen şeyleri anlatıyor. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Sen bir şey gördün mü? Ne gidip dava açıldı. Ne o olaylar hakkında bir araştırma yapıldı. Bir şey yapılmadı. Bu böyle devam ederse zaten abi. Ülkenin hali X iktidar gelmiş. Y iktidar gelmiş. Hiç fark etmez.
Burada değişmesi gereken abi algı. İnsanların algısı. Fakir olduğumuzu iddia ediyor ama bunca insan görüyorum ben trafikte. Her arabada sadece bir kişi. Evet, bu kadar insan fakir olsa bu kadar trafik olur mu? Herkesin arabası var. Herkesin evinde bilgisayarı var, elinde iPhone'ları var. Devlet kendine sahip çıkabiliyor mu bu yangınlar olduğunda? Neden uçağımız yok bizim? Havadan neden olmuyor? Uçaklarımız var. Uçaklarımız var ama kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? Bunu bize açıklasınlar o zaman. 3 tane uçak. Evet. Türk Hava Yolları'nın 3 tane uçağı var. Neden destek yapmıyor? Uydudan da görünüyormuş bunlar evet, bu arada. Gelen haberlere göre. Yok arkadaşlar, özelleştirilmiş. Evet. Satmış adam. Yani. Adam memleketi satmış. Niye uçağı satmasın yani? Adam memleketi satmış zaten. Yani sorun bu. Devlet kendi yani devletine sahip çıkmıyor. Işte. Problemimiz bu zaten. Şöyle anlatayım. Bu hepimiz vergi veriyoruz Türkiye. Değil mi? Aynen. Attığımız çöpün vergisine kadar veriyor muyuz? Nerede bu uçaklar? İban atacaksan vergiyi alma. Halk gönüllü zaten veriyor. Gerçekten vergiyi kaldır. Biz zaten veriyoruz. Sen IBAN'ı yolla, alışmışlar bunlar. Vergiyi niye alıyorsun sen? Yiyorsun o zaman bu vergiyi. Ben bundan başka bir şey anlamam, çıkartmam. Uçak yok ya. İnsanlar o kadar yandı, kül oldu. Koskocaman devletin 3 tane var ya. Uçak var. Cumhurbaşkanına 10 tane uçak var. Ama vatandaşa ne var veya yanan ormanlara ne var? Ha. Ne var? Yanan ormanlara ne var?